Şehrimizin namlı tatlıcısı Kahraman Baklavacıoğlu'nun güzel kızı Nazlı Atina'ya gelin gidiyor. Yakışıklı damat Niko, Yunanlı armatör Stavro Angelopoulos'un tek oğlu ve veliahtı. İki aile dün akşam kız tarafının evinde bir araya gelerek söz kestiler. Bak 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 bak, görüyor musun şunları? Bak bak bak. Terye yeter. Okuma şunu. Sabah sabah kan beynime sıçrayı. Ya baba baksana şu resme. Kahraman amca o Yunanlı herifle yan yana. Nerede oğlum? Allah muhabbetlerini artırsın. Gaziantep'e özel uçağıyla gelen ünlü armatör, milyonlarca dolarlık bir servetin sahibi. Dünyanın birçok yerinde yatırımları bulunan Angelopoulos'un Gaziantep'e yatırım yapıp yapmayacağı merak konusu. Vay anasına be. Zaten o servet başını döndürdü bunların. Bize verdikleri sözü o saat unuttular. Ya bırakın, boş verin. Ne halleri varsa görsünler. Feride getirip attı kafama bohçaları. Ah ne hatır bilirler ne dostluk. Heriye sus. Yeter. Ama öyle Ekkeş. Bak şimdi gör dünya seyahatleri. Bahama Adaları'nda tatil. Oh anam oh. Bir elleri yağda, bir elleri balda. Nazlı'ya kalsa varırdı bana. Ama o para göz babası kızın aklı çeldi. Doğru, haklısın oğlum. Yeter deyip sıpa! Yeter! Yeter! Bir daha bu evde bu konuda bir tek kelime duymak istemeyim. Ne bu böyle? Çat 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 çat! Biraz ağır başlı olun ya! Vakur olun biraz ya! Bir şerefimiz, bir haysiyetimiz var bizim. Hayırlı olsun Nurşen abi. Söz kesilmiş ha. Yok be oğlum, öyle daha tam kesilmiş sayılmaz. Nasıl yani? Bu işin olmama ihtimali var mı? Şimdi Kadir, vallahi ne söylesem yalan be oğlum. Ya ağzından değil, hemen laf çıkıyor be abi. Ya ne oldu, ne konuşuldu? Ya aslına bakarsan bir şey konuşmadık diyeyim oğlum. Ya işte öyle harala gürele bir yemek yedik, takma kafaya ya. Ben mi gelmiyor, bugün de mi gelmiyor? Gelmiyor. Hasta. Hasta. Kimi kandırayım lan? Ben Kadir'den aldım haberini. Hala kavgalıymış seninle, otelde kalıymış. Kalıysa kalıyor, sana ne? Helal olsun adama. İhtiyar mihtiyar ama hiç değilse senin gibi kaypaklık etti. Sen ne dedin ki? Benim sen ne zaman gördün kaypaklığımı? Bak kahraman. Bu işin olma işi Nazlı'nın isteğiyle de. Ya? Sen buldun zengin dünürü, tereyağı gibi eridin. Keş. Keş. O sen hep böyleydin zaten. Yani daha ilkokulda verdiydim ben senin notunu. Deket be. Sen kim olayım da bana not vereyim? Ya gene başlılar ya, gene başlılar ya, gel ya. Gel. Gözün hep yukarılardaydı. Haftalıkla çalışan bir baklavacının oğluydun ama kendini bilmiydin. Pamuçların pırıl pırıl, çanta her sene yenilenir. Kes beni delirtme! Yalan mı? Ha, yalan mı? Kızlara fiyak asatayım diye ölüydüm be! Ya dur baba ya, sabah bize ne dedin? Karışma, öleceğim ağzımın otunu. Bak Ökeş, o laflarını bir bir yutturacağım asana. Ya babacığım sinirlenme ya, tansiyonu fırlayacak. Hep gösteriş meraklısıydın. İki tekerlekli ilk bisiklet sağ alındıydı. Sen de hasedinden çatladıydın. Bir tur vermek için 25 kuruş alıydım benden be. Oh, oh canıma değsin, 50 kuruş alaydım keşke senden ha. Senin de ayakların pedala değmiydi. Soğan cücüğü kadar boyun ha. Ya baba ne ilgisi var ya? Senin de gözlerin felfecil okuydu be. Daha o zamandan belliydi parayı ne kadar sevdiğin. Ya baba etme gözünü seveyim. Öyle mi? Madem ben o kadar kötüydüm, niye 40 yıldır benden arkadaşsın sen? Ha? Sevabı da adam olursun. Belki yola gelirsin diye. Ruşen beni sıkı sıkı tut. Şimdi arkadaş katil olacağım ha. Tamam dur değil baba, dur değil. Dur baba, dur. Allah aşkına bırak. Ökkeş. Vicdansız Ökkeş. 200'lü Ökkeş. Peki benimle niye ortak oldun öyleyse? Beni geminin hatırına. Ama şimdi anlayayım, bölük hata etmişim. Hata etmişim ha? Benimle ortak olduğun için hata etmişsin öyle mi? Yazıklar olsun.